Merhaba arkadaşlar. Edebis, edebi, akımlarla ilgili değerlendirmelerimizin ikinci bölümüne geçiyorum. Önce size hümanizmle başladım, klasizmle devam ettim. Ardından romantik akımdan söz ettik ve romantizme, tepki, realizm ortaya koyduk. Hep tepkiyle gittim farkındaysanız. Çünkü hümanizme tepki, klasizm, klasizme tepki, romantizm, romantizme tepki, realizmdi. Şimdi ise bir tepki akımdan bahsetmeyeceğim. Yani naturalizm adıyla adlandırdığımız bir akımı anlatmaya başlıyorum. Ama bu bir tepki akımı değil. Bir üst basamak. Neyin üst basamağıdır? Realizmin bir üst basamağıdır diyeceğiz. Realizmin bir üst basamağı. Ne anlama geliyor bu? Bunun içerisinde bir tepkide bulunmuyorum. Gerçekçiliğimi daha gerçekçi hale getiriyorum. Şimdi bu gerçekçiliği daha gerçekçi hale getirmek bazı özel terimlerle karşılanmış ve demiş ki laboratuvar gerçekçiliği, sizin karşınıza bu ifade gelirse yani laboratuvar gerçekçiliği ifadesini duyarsanız naturalizm aradığınızı unutmuyorsunuz. Ve şöyle bir ifade geçer. Yazar bir bilim adamı olarak görünür. Yazar bilim adamı. Sonra dünya bir laboratuvar böyle değerlendirilir ve kişiler yani kahramanlar da denekler olarak geçer. O zaman aslında her şeyi bilimsel bir gerçekliğe dönüştürmek, bilimsel bir gerçeklik doğrultusunda vermek esas alınıyor. Peki bu gerçekçilikte nedir kastettiğimiz? Yani ben burada neyi ifade etmeye çalışıyorum? Hayatın sadece yazarın yaşadığı dünyadan ya da yaşadığı hayattan ibaret olmadığını, gerçeğin en çıplak haliyle verilmesi gerektiğini iddia ediyorum. Yani benim burada kastettiğim şu: Hayatın en çıplak yeri bu da genellikle en alt tabakayı vermektir. O yüzden naturalizmde arkadaşlar en alt tabaka anlatımı yapılır. En alt tabakanın hayatı verilir. Tabaka anlatılır diyeceğiz. Kimler anlatılır içerisinde özellikle? Mesela hapishane hayatı yaşayan insanlar. Hapishane hayatı anlatılır. Ya da fabrika işçileri veya sizi karşınıza gelen özellikle kenar mahalle insanları anlatılır. Kenar mahalle insanları verilir. Veya özellikle de kahramanlarımıza baktığımızda en alt tabaka eğitim noktasında hiçbir şekilde eğitimden nasibini almamış. Veya kendini geliştirmemiş. Hatta gayrimeşru işlerle geçimini sağlayan kadınlar veya cinayetten yargılananlar veya ailesi içerisinde şiddetli, Şiddete başvuran insanlar en alt grubun içerisinde ama toplumca dışlanmış insanların özellikle kahramanlaştırıldığı bir yerden bahsediyoruz. Burada kahramanlaştırmak ifadem olumlu anlamda düşünülmesin. Yani karakter olarak kullanıldığı anlamında söylüyorum. Hani tipte karakter yaratarak biz romanı yazıyoruz. Bizim karakterlerimiz burada en alt tabakadaki insanlar olmak zorunda kalıyor. Peki bu insanlar nasıl konuşacaktır? Seçkin bir, bir kullanmayacaktır. Dolayısıyla... Bu insanların kullandığı dilden kaynaklı dilde argo ve küfre geçilir. Hatta argo ve küfrün edebiyatımızda e, kullanıldığı ilk e, akım naturalizm denebilir. Argo, küfür var. Çünkü en alt tabaka insanı anlatıyorum. En e, yetişmemiş, kendini yetiştirmemiş veya herhangi bir şekilde eğitim almamış insanı anlatıyorum. E zaten hayat standartları oldukça düşük olan bu insanların çevresi veya yaşamış olduğu mahalleler de oldukça kötü. Ve bu insanların da çok seçkin bir dil kullanması mümkün olmayacağına göre onların kullandığı kelimelerin argo ve küfrün edebiyatımızda yer aldığını söylemek mümkün. Peki amaç ne? Yani niye bu insanların hayatı ön plana çıkarılıyor? Aslında kötüyü göstererek nasıl olunmaması gerektiğini anlatmak. Yani o tarz hayatlar yaşayan insanların başından geçenleri vererek o tarz yaşanmaması gerektiğini anlatmak. O zaman biz her zaman nasihat yoluyla değil, ya bazen de o hayatı gösterip oradan kendimizin nasihati çıkarmamız yoluyla öğreticiliği sağlıyoruz. O yüzden naturalizm en alt tabakanın kahramanlaştırıldığı ama kahramanlaştırılan bu kişilerin hayatlarındaki eksikliklerle olunmaması gereken, yaşanmaması gereken hayatın verildiği bir edebi akım. Şimdi buraya kadar farkındaysanız ben size dört tane edebi akımdan bahsettim. Bu edebi akımlardan iki tanesine çok dikkat ediyorsunuz. Bir, romantizm dediğimiz edebi akıma. iki naturalizm adıyla adlandırdığımız edebi akıma çok dikkat ediyorsunuz. Çünkü bu iki akımda sanat toplum içindir. Ama geriye kalan hangi edebi akımı anlatırsam anlatayım hepsinde sanat sanat içindir olacak. Onun için sadece bu iki akımda sanat toplum içindir anlayış olduğunu söylüyorum bir. ikincisi sadece bu iki akımda yazar halk dilini kullanır. Yani halkın dili vardır. Diğer edebi akımların hepsinde ise yazar nereyi anlatırsa anlatsın seçkin bir dil kullanmaya özellikle de dilde daha e, argudan küfeden uzak durup da seçiciliği kullanmaya dikkat eder. Onun için bu iki akımın diğer akımlardan farklı olduğunu unutmuyoruz. Peki Türk Edebiyatı'nda naturalizmin temsilcileri derken özellikle kimi kastedeceğiz? Arkadaşlar Türk Edebiyatı'ndaki ilk naturalist değil belki çünkü Beşir Fuat olarak bilinir ilk naturalist ama bizim edebiyatımızda naturalizm denince akla gelen en önemli isimler kimlerdir dersek bunlardan birincisi Nabizade Nazım'dır ki hatırlarsınız Nabizade Nazım'ın bir eseri ilk naturalist roman olarak da geçer Karabibik yani köy roman olarak verdiğimiz eser. Türk edebiyatının en başarılı naturaliste kimdir dersek o da tabii ki Hüseyin Rahmi Gürpınar olacaktır. Hüseyin Rahmi'nin eserlerinde Yine özellikle naturalizm akımının keskin bir şekilde ortaya konduğunu söylemek mümkündür. Ümer Seyfettin'in bazı hikayelerinde, Re Refik Halit Karay'ın bazı hikayelerinde naturalist özellikler olsa da... ...naturalizm denince akla gelecek isim Hüseyin Rahmi Gürpınar olacak. Evet, naturalizmin şimdi şiire uyarlanmış haline geçiyorum. Parnasizm diyorum. Parnasizm dediğimiz akım, tekrar söylüyorum... ...naturalizmin şiire uyarlanmış halidir. Çünkü naturalizm bir düz yazı akımıdır. Naturalizmin şiirdeki hali. Veya aslında realizmin de şiirdeki hali diyebilirsiniz. Yani ikisini şiire adapte ettiğiniz zaman... ...ortaya çıkan da parnasizmdir. Parnasizmin anahtar sözcüğü şudur arkadaşlar. Parnasizmde mutlaka... ...betimleme ögelerinin olması gerekiyor. Yani... Betimleyici unsurlar söz konusudur. Yani şiirler resim gibi düşünülür, resim gibi yapılır ya da yazılır. Bu ne demektir? Biz şimdi şiiri yazarken içerisinde o zaman bolca betimleme ögesi olan sıfatlar kullanacağız. O zaman şiirde betimleme ögelerine yer vereceğiz. Betimleme yapılır. Şiirde görsellik yani estetik çok ön plandadır. Yani estetik öne çıkar. Ve şiiri yazarken arkadaşlar sanatçılar o ahenge, musikiye de çok dikkat eder. Ahenk veya musiki unsuru ön planda diyeceksiniz. Peki Parnasizm'de konu nedir dersem tekrar klasizme geri dönüyoruz. Parnasizm'de de yine mitolojik ögeler kullanılır arkadaşlar. Yani mitolojik ögelerle özellikle anlatım yapılır. Mesela Tevhid Fikret'in Promete adlı bir şiiri vardır. Yani ateş tanrısından ateşi çalıp insanlığın hizmetine sunan kişi olarak geçer. E, bu bir mitolojik unsur farkındaysanız o yüzden mitolojik ögelerin kullanımı ön plana çıkarılır diyebiliriz. Peki Türk edebiyatında kimler Parnasiyen? Ki Parnasizmi uygulayanlara bu isim veriliyor. O zaman Türk edebiyatında öncelikle Parnasizmi bizim edebiyatımıza getiren kişi Cenab-ı Şahabettin'dir cenab Şahabettin hep ilkleri ortaya koyar ama en başarılısını her zaman Tevfik Fikret verir. Dolayısıyla Tevfik Fikret adına gördüğünüzde de yine en başarılı Parnasyen olarak değerlendireceğimiz isim olacaktır. Bir üçüncü Parnasyen ise Yahya Kemal'dir ki Tevfik Fikret'in öğrencisi olduğu için birçok özelliği zaten Tevfik Fikret'e çok benzeyecektir. Yahya Kemal'in şiirlerinde de Parnasizmin özellikleri veya nitelikleri göze çarpar. Evet, parnasizm bu özelliklerle Türk edebiyatında yer almış bir edebi anlayış. Şimdi parnasizme tepkide bulacağız. Ne yapacağız? Sembolizm yapacağız. O zaman sembolizm akımıyla devam ediyoruz. Parnasyenler ne yapmıştı? Estetiği ön plana çıkararak, e, gördüğümüz görsellikleri ön plana çıkararak bolca betimleme yaparak gerçekleri ortaya koymuştu. Ama sembolistler diyor ki biz görünenin ardındaki yani görüneni sembollerle ifade edeceğiz. Sembollerle verilmesini arayacağız. Yani kısacası orada bir ağaç görüyorsanız bunu ağaç olarak değil de sizin üzerinizde bıraktığı izlenim olarak yaklaşacaksınız, anlatacaksınız. Yani sembolleştireceksiniz. Peki bu ne anlama gelir o zaman? Kapalılık demektir. O yüzden de sembolizmde anlam kapalıdır anlatmak istediklerinizi çok net bir şekilde vermiyorsunuz. Anlam kapalı olarak karşımıza geliyor. Sonra sembolizmde özellikle arkadaşlar belli kelimeler yer alır. Yani belli kavramlar üzerinde şiir yazılır. Belli kavramlar öncelikli. Ha neler öncelikli dersek? Mesela bu kavramlar içerisinde sonbaharı çok görürüz. Mesela sararmış yaprak ifadesi çokça karşınıza gelir. Ya da Bunlar içerisinde e, şafak vakti özellikle, sonra gece veya güneşin batma anı gibi böyle daha bohem, daha karanlık, daha loş olan ortamların tercihi veya daha ölü, daha canlılığının kaybolduğunu düşündüğümüz doğa parçaları verilerek biraz içerisinde karamsarlık, biraz melankoli, biraz hüzün karıştırılarak yazılmış şiirlerdir diyebiliriz. Sembolizm ve Parnasizm'in en büyük özelliği ikisinin de şiirde kullanılan edebi akım olması, şiir akım olarak değerlendirilmesidir. Bunu da vurgulayalım. Peki sembolist, e, parnasyenler niye ön plana çıkarmıştı şiirde? Betimleme öğelerini. Bunlar niye ön plana çıkaracaklar arkadaşlar? Bunlar da daha çok sessel özellikleri. Yani sessel özellikler ön planda tutulacak. Burada hep bir musiki, bir ahenk gerekiyor. Hani şiirde anlam aramak, şi e, bülbül eti için öldürmektir der ya Ahmet Aşim. Onun gibi düşünelim. Yani burada benim önceliğim anlam değil. Burada benim önceliğim sesler. Benim önceliğim musiki. Benim önceliğim kulağıma hoş gelen nameler kullanmak. E bu doğrultuda ne yapıyoruz, neye dikkat ediyoruz tabii ki? O vezne, kafiyeye, musikili, söyleyişe, ahenkli söyleyişlere önem veriyoruz. O yüzden de ahenk unsuru ön plandadır diyeceğiz. Ahenk unsuru öncelikle. Evet. Sembolizm denince Türk Edebiyatı'nda yine tabii ki ilk getiren kişi kim olacaktır? Her zaman dediğim gibi ilklerin sanatçısı Cenab Şahabettin. Ama en başarılı sembolist kimdir dersem en başarılı isim Ahmet Haşim olacaktır. Tabi Ahmet Haşim önderliğinde devam ediyorum. Diğer en başarılı isimlere kimler dersem öz şiirciler de yine bu grubun içerisinde yer alacaktır. Kimler var öz şiir anlayışı içinde? Cahit Sıtkı Sarancı, Ahmet Hamdi Tanpınar veya Ahmet Muhyip Duranas gibi isimler. Bu isimler de yine sembolizm denince akla gelebilecek en önemli kült isimlerden. Evet sembolizmden sonra arkadaşlar şimdi empresyonizm var ama ondan sözlü bahsedeceğim yazmayacağım. Sembolizme çok benzeyen bir anlayış. Zaten temsilcilerine baktığınızda yine Ahmet Taşim, Çağız Sıtkı, Ahmet Mayıptıranas gibi isimleri görüyoruz. Dolayısıyla hani buradaki çok çok belirgin bir özelliği olmadığı için geçeceğim. Ekspresyonizm bir fikir akımı. Yine üzerinde çok fazla durmamıza gerek olmayacaktır. Ekspresyonizmde bir bakıma siyasetin edebiyat içerisinde harmanlanması olarak yaklaşabiliriz. Ben size burada özellikle başka bir edebi anlayıştan bahsetmek istiyorum sürrealizm adıyla adlandırdığımız bir edebi anlayıştan. Şimdi ben özellikle temsilcilerimizin olduğu, bizim edebiyatımıza yer etmiş, bizim edebiyatımızda belli bir kitlenin ön öncelediği edebi akımları vererek geliyorum. Empresyonizm ve ekspresyonizmin özel bir temsilcisini yazamayacağım diye anlatmadım. Sürrealizme gelince, sürrealizm bilinçaltı gerçekliği. Yani biz gerçekleri verirken çıplak gerçeği herkesin gördüğü gerçeği değil, bilinç altımıza yer etmiş, bilinç altına yerleşmiş gerçekliği vereceğiz. O yüzden sürrealizm dediğimizde öncelikle bilinç altı ön planda ve bunu gerçekleştirirken de bilinç altındaki gerçekleri sunmak ön planda olacak. Yani insanlar herkese söyleyebildiği kadar gerçekçi, biz herkese söyleyemediği gerçeklerin verilmesi gerektiğini iddia ediyoruz diyen bir, edebi grup var. Hatta onların şiir seansları birilerinin e, bir tanesinin uyanık kalıp diğerlerini hipnotize edilerek şiirler yazılması şeklinde olduğu düşünülürse, herkese söyleyemediği gerçeği ancak kendinde olmadığı zaman ifade edeceği anlayışıyla o hipnotize seansları esnasında yapıyorsa bilinçaltı gerçeklerini ortaya koymuşlardır diyebiliriz. Peki sürrealizm özellikleri arasında ne vardır? Sürrealistlerde şu vardır arkadaşlar, Şekil, cilik ötelenir. Ne demek bu? Mesela vezin veya kafiye veya imla kuralları dediğimiz kurallar bu şiirden atılır. Hatta olmaması gerektiği savundur. Hatta sürrealist sanatçıların şiirlerine baktığınız zaman satır başlarının büyük, cümle ortasında büyük harfe geçiş veya noktalama işaretleri olmadığı için e, yine noktalama işaretlerinin eksikliğinden kaynaklı anlam karmaşaları, bu şekilde değerlendirmeler karşınıza gelir ki, sürrealistler aslında biraz isyankar bir kitledir diyebiliriz. Sürrealizmde anlamsızlık, yani bizi çok da ilgilendirmiyor şeklinde yaklaşılarak, özellikle sürrealizmde yeni kelimeler ortaya koymak, yeni kelimelerle anlamı kapatmak vardır. Anlamı kapatmak veya anlamsızlaşmak söz konusudur. Anlamsızlaşmak var diyeceğiz. Ne demek istiyorum? Herkesin bildiği kelimeleri kullanarak değil, kendilerinin uydurduğu, belki de öyle bir kelime yok, sözlükte karşılığını göremeyeceğiniz tarzda sözcükler oluşturarak anlamı kapatıyorum ve kapattığım anlamı sadece benim kitlem, benim çevrem anlar şekilde olduğu için de anlamsız şiire döndürüyorum. Mesela üvercinka, yani güvercin kanadı şeklinde olan bir sözcüğün, bazı harflerini alarak güvercin kaya çevirmek, herkesin anlayabileceği güvercin kanadı ifadesinden çıkmak. Bu da ne yapmış olacaktır? Sözcüğün anlamını bambaşka bir boyuta getirerek, herkesin anlamayacağı sembol hale getirip, böylece şiiri kapatmak. Sürrealistler denince Türk Edebiyatı'nda en büyük sürrealistler, ikinci yeni adıyla adlandırdıklarımız, yani soyutçular adıyla adlandırdığımız isimlerdir. Cemal Süreya, Ece Ayhan, Turgut Uyar gibi isimlerin yer aldığı, ikinci Yeni adıyla adlandırdığımız grup sürrealist anlayışın edebiyatımızdaki temsilcileri arasında yer alacak. Sürrealizmden sonra arkadaşlar dadaizm adıyla adlandırdığımız bir başka edebi akımdayım. Dadaizmin Türk edebiyatında kısmen bir yansıması var ama önce dadaizmin ne olduğundan bahsedelim. Savaş yıllarında özellikle birinci dünya savaşı yıllarında gerçekmişmiş olan bazı karışıklıklar veya insan psikolojisinin yaratmış olduğu bir düzensizlik anlayışı. Yani var olan tüm düzenlere karşı gelip düzenin yıkılmasını ifade eden bir semboldür Dadaizm. Böylece Dadaistlerin özellikle şiir anlayışında her bir Dadaistin yazmış olduğu herhangi bir akla gelen ilk kelimeyi alıp da onu kağıda atıp onu şapka içerisinde karıştırıp da o sıraya göre şiir yazdığına göre yazdığı şiirde bir anlam aramak yanlış. Hatta kendilerinin ifadesiyle eğer anlamlı bir şiir ortaya çıkarmışsak bu tamamen tesadüfidir, kasıtlı değildir şeklinde bir savunmaları var. Bu ne anlama gelir? Biz kuralların hepsine karşıyız. Yani kuralsızlık esastır ifadesini kullanırlar ki Dadaistlerin birinci özelliği kuralsızlık kuraldır. Bu ifadeyle veya bu anlayışla eserler veren bir kitle var. Tüm kuralları yıkıyoruz. Neleri? Şiir kafiyede, kafiyeye sahip olmak zorunda değil. Vezne sahip olmak zorunda değil veya şiirde herhangi bir rediftir vesairedir kullanmam gerekmiyor. Hatta şiirde anlam olmak zorunda değil. Dolayısıyla bütün kuralların yıkıldığı bir anlayışa dönüşmüş olacak. Türkiye'de bir adla kısmen dadayist vardır. Tamamen demeyeceğim. Kısmen dadayist ifadesini kullanabileceğim isimler ise garip akım olarak değerlendirdiğimiz birinci yeni akımında vardır. Garip akımı özellikle ne noktada yalnız? şekilsel noktada dadaisttir. Yani anlamsal noktada değil. Çünkü onların şiirinde bir anlam var. Sadece şiirin şekil özellikleri yok. Yani ahenk unsurlu olarak adlandırdığımız bezin kafiye redif yok. Edebi sanatlara yer vermezler. Veya şiirde hatırlarsınız gibi dörtlük ya da beyit ya da bir üçlük şekli vardır. Bunların şiirlerinde o görüntü de yoktur. O yüzden şiirin şekil özelliği bakımından tüm kalıplarını yıkarlar. Yani şekilde dadaistlerdir ama şiirleri anlamlıdır. O yüzden kısmen da istedim. Son anlatacağım akım arkadaşlar fütürizm adıyla adlandırdığımız edebi akım olacaktır. Fütürizm dediğimiz bu akım ki adından da anlaşıldığı üzere gelecekçilik anlamına gelen bir anlayış. Burada nedir kural? Öncelikle mutluluğun bir, aynı zamanda başarının iki, makinelerle gerçekleşeceğini savunmaktır yani makinelerle olacağını savunur. Teknolojinin ön planda olması gereken teknolojik aletlerin özellikle insanları mutlu edeceğine inanılan bir edebi anlayıştan bahsediyorum. Bu edebi anlayışı Türk Edebiyatı'nda bir şiirinde kullanmış tek bir sanatçı vardır. O yüzden de sizin karşınıza o isim getirilir. Nazım Hikmet bir şiirinde kullandı. Nazım Hikmet'in de eserinin adı şu makinalaşmak istiyorum. Başka hiçbir şairimizin kullandığı bir edebi anlayış değil. Zaten o da fütürist demiyorum. Bir şiirin içerisinde kullandığını söylemiş olacağım. Ben özellikle Türk edebiyatında yer bulmuş edebi akımları öncelikli olarak verdim. Yoksa daha çoğaltabileceğimiz birçok edebi akım var. Fakat Türk edebiyatında özellikle hangi sanatçı hangi akımı kullandığını göz önünde bulundurarak dünya edebiyatında Rönesans ve reformla birlikte ortaya çıkmış, Türk edebiyatına Tanzimatla birlikte gelmiş olan, Tanzimat'tan günümüze kadar da devam ettirilmiş olan edebi akımlarla ilgili ve Türk edebiyatındaki temsilcileri ilgili değerlendirmelerimizi bitirdik. İş yaşamına en yakın üniversite. İstanbul Okan Üniversitesi.